inşaat mühendisleri ya da mimar arkadaşlar falan bu konuda abi çok şey oluyor. Tabii böyle olmaması lazım. Bunlar falan bir araştırılır sağdan da şey olur ama Kahramanmaraş depreminde can kaybının en çok yaşanmış olduğu yerdeyiz. Yani Ebrar Apartmanı'ndayız. Aslında burada biri var ki o deprem acısını daha fazla yaşadı. Mehmet Tuzcu depremden 5 gün öncesine kadar şu anda bulunmuş olduğumuz binanın da yaşıyordu. Depremden sadece 5 gün önce taşındı ama burada akrabaları vardı. Annesi vardı, babası vardı, kuzenleri vardı, kardeşleri vardı. İşte o depremde Mehmet Tuzcu bu sitede yaşayan 69 yakınını kaybetti. Mehmet Tuzcu depremin ardından ilk kez buraya geldi. İşte görmüş olduğunuz gibi bina enkazlarında kendisine ait bir şeyler diyor. Ben depremde bir 5 gün önce burada Ebrar sitelerinde oturuyordum. 5 gün önce taşındım ben burada bir abimin önerisiyle. Hani geçmişte burada bir ay kadar öncesinde beni evime bırakmıştı. Mehmet, burada oturuyorsan burası deprem bölgesi. Hani bir şekilde buradan taşın gibi öneride bulundu. O bizim içimizde yani bir şey başlattı. Dedik hani bir taşınalım buradan, yeni bir ev alalım. Öyle bir şey oldu. Sonra nasip oldu. 5 gün önce evi alıp biz buradan taşındık. Hemen şu binanın 5. katında oturuyorduk burada. Burada annemi, babamı, kız kardeşim mimar 23 yaşındaydı, onu kaybettik. Erkek kardeşim 20 yaşında askerlik çağındaydı, tam onu kaybettim. Babaannem aynı şekilde bizde kalıyordu, onu kaybettim. Yaklaşık burada tam net olarak yani 69 tane yakınımı kaybettim, kuzenlerim, amcam, Ebrar sitelerinde. Hepsini kaybettik ama tabii mucizeler de oldu. Yani bir 4 kişi enkazdan sağ çıkanlar oldu. Ama onun haricinde bizim için yani çok unutamayacağımız bir yıkım oldu. Rabbim bir daha inşallah hiç kimseye yaşatmasın. Ya insan duygusuzlaşıyor yani, bakıyorum hani hangi birine ödeyeceğim, 69 tane can bildiğim ve bir sürü tanıdığım insanlar, yani komşularım, sabah akşam merhaba ettiğim insanlar, bir şekilde birbirimle ricada bulunduğumuz insanlar, yani güzel insanlar, hepsi birbirinden değerli güzel insanlardı. Hani hepsi için ya artık üzülemiyorum yani, üzüldüm çünkü ağladım, çok fazla her şeyi yaşadım. Yani buraya geldiğim zaman şimdi biraz önce baktım, orada bizim yorganımız vardı. Babamların yorganını gördüm. Yani onun bir tarifi yok. Düşündüğüm zaman çok acı. Yani onların her biriyle ayrı ayrı hatıralar. Zaten hani uyuyamıyorum. Her zaman şey, her zaman bir gün biri aklımda. Yani bir gün kardeşim, kuzenim, onun çocuğu. Her gün birisi aklımda, ona biraz üzülüyorum. Biraz diğerine üzülüyorum. Yani bu şekilde gidiyor. Hani bilmiyorum bu döngü nereye kadar gidecek ya da ne zaman unutabilecek miyiz ama unutamayacağımızı düşünüyorum. Yani bu acıyla, bu hislerle yani ölene kadar içimizde kalabileceğini farkındayım. En son onları pazar günü akşam ben ziyarete gittim. Deprem akşamı yani. Çünkü yeni taşınmıştım ben. Buradan taşınınca da hani annem bir buruk olmuştu. Ya işte gitmeyin oğlum, işte burada kalın gibi durumlar olmuştu ama yine de gittiğimizde bir şey demiyordu. Geldiğimizde işte bana nasihatler falan verdiler. Annem özellikle. Şey dedi. Bu hani evlatla ilgili bir şeylerden bahsetti. Yani evladın kıymetli olduğuyla alakalı, işte evladına kıyamayacağınla alakalı falan şeylerden bahsetti. Öyle nasihatta bulundu. Sonra birlikte oturduk, işte akşam yemek yedik evde. Yani son artık veda yapmışız ama bilmeyerek yani böyle olacağını hiç kimse bilmiyordu. Herkes uyudu yani evinde şeyle uyudu ama sabaha kalkamadık. Yani sabaha birçok insan geri kalkamadı. Bu şekilde bir durum oldu ama Rabbim inşallah bir daha kimseye göstermesin. Hani canını bir şeye takmışsın, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama boğazından da geçmiyor. Mesela etli pilav getirmişlerdi. Yani bir kaşık aldım, içeridekileri düşürdüm aynı gün. Geçmedi boğazımdan. Dedim ben bunu yiyemeyeceğim yani. Çünkü hani orada aç biliyorsun, yaşadığını da biliyorsun. Çünkü bir yerde boşluktadır diye bekliyorsun falan. Yiyemiyorsun yani. Boğazımdan geçmedi hala. Yemek yerken boğazından geçmiyor yani. Onlar aklıma geliyor. Onların o an aklıma geliyor. Ama Rabbim inşallah bir daha kimseye yaşatmasın.